1 Ocak 2024 tarihinden itibaren iç ticaret alanında yürürlüğe girecek olan önemli düzenlemeler. Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, tüketici mağduriyetlerini engellemek, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari faaliyetleri ve iç piyasayı düzenlemek amacı ile bir dizi düzenlemeyi yeni yılda yürürlüğe koyuyor, bazılarının da yürürlük süresini uzatıyor. Fiyat etiketi yönetmeliğinde yapılan düzenlemeler 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere fiyat etiketi yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile, lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işyerleri tarafından, fiyat ve menü bilgileri giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, Keticiler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılacak, takılacak veya konulacak. Bu düzenleme ile hizmet sunumundaki ihtilafların önlenmesi, keyfi fiyat artışları yapılması ve tüketicilerin mağduriyetini engellemek amaçlandı. Perakende ticaret alanında yapılan düzenlemeler. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkilerde bazı husus ve faaliyetler haksız ticari uygulama olarak tanımlandı ve bu uygulamalar yasaklandı. Ayrıca, tarım ve gıda ürünlerinin konu olduğu ticari ilişkilerde üretici veya tedarikçiye nihai perakendeci tarafından azami ödeme süreleri yeniden belirlendi. Bu kapsamda, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ödeme süresi 45 gün olarak öngörüldü bu süre alacaklının ölçeğinin borçlunun ölçeğinden küçük olması durumunda küçük ölçekte alacaklı işletmeyi korumak amacıyla 30 gün olarak belirlendi. Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulmayan tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ise, ödeme süresi alacaklının ölçeğinin borçlunun ölçeğinden küçük olması durumunda yine aynı amaçla 60 gün olarak belirlendi. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı'na, işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı ve şube sayısı, 200'den fazla olan zincir mağazalara, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde uygulanmak üzere, tibbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satış yükümlülüğü getirme yetkisi verildi. İkinci el motorlu kara taşıtlarının ve taşınmazların internet ilanlarına yönelik yapılan düzenlemeler. İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik ve taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikte, aldatıcı ve sahte ilanların engellenmesini teminen gerek otomotiv gerekse emlak sektöründe ilan platformlarına, ilan verenlerin kimlik ve iletişim bilgilerini doğrulama ve ilan verme yetkilerinin bulunup bulunmadığını kontrol etme yükümlülüğü getirildi. 1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanan söz konusu hükme aykırı davranan ilan sitelerine ilan başına 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanması hususu düzenlendi. Otomotiv sektörüne ilişkin yapılan düzenlemeler İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikte, ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması yasaklandı. Söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı. Bununla birlikte, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik gereği, kamuoyunda 6 ay, 6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen ikinci el taşıtlar için pazarlama ve satış kısıtlaması, hem yetkili satıcılar için hem de bireysel satıcılar için, yılda 3 ü geçmeyecek şekilde 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca, otomobil yetkili bayilerinin, vatandaşlarımızın taşıta ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunması engellendi. İkinci el piyasasında otomobil ve arazi taşıtları için uygulanan 6 ay, 6000 km kısıtlamasına motosikletler de dahil edildi. Bu kapsamda ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6000 kilometreyi geçmeyen motosikletlerin pazarlaması ve satışı 1 Temmuz 2024 tarihine kadar doğrudan ya da dolaylı olarak yapılamayacaktır. Ayrıca, 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırılık teşkil eden ticari faaliyet kapsamındaki satışların noterlikler nezdinde engellenmesi uygulamasına, motosiklet satışlarında dahil edilmesine karar verilmiştir. 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun kapsamında yapılan düzenlemeler. Getirilen düzenleme ile Pazar yeri satıcılarının kendilerine ait verileri diledikleri zaman diğer elektronik ticaret pazar yerlerine taşıyabilmesine imkan sağlandı. Yine pazar yerlerinin kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markalarını taşıyan malları satışa sunması veya satışına aracılık etmesi kurallarında düzenlemeye gidildi. Ayrıca çok büyük ölçekli e-ticaret pazar yerlerinin piyasa güçlerini kötüye kullanmasını engellemek amacıyla Pazar yerlerine bankacılık ve ödeme hizmetlerine ilişkin sınırlamalar getirildi. Pazar yerlerinin kendi sitesinde yapılan satışlar ile kendisinin elektronik veya fiziki ortamda yaptığı satışlar hariç olmak üzere kargoculuk faaliyetlerine kısıtlama getirildi. Anonim şirket ve limited şirketlerin asgari sermayesinin artırılmasına yönelik düzenleme 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, anonim ve limited şirketlerin Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen en az sermaye tutarları artırıldı. Anonim şirketlerde 50 bin liradan 250 bin liraya, limited şirketlerde 10 bin liradan 50 bin liraya yükseltildi. Ayrıca, kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerde ise başlangıç sermayesi asgari 500 bin lira olarak belirlendi. Ticaret Bakanlığımızca hali hazırda sürdürülen yoğun ve yaygın denetim faaliyetleri bahse konu düzenlemelerin uygulanmasının da sağlanmasına yönelik olarak 2024 yılında da tüm hızıyla devam edecektir.